Sevgili takipçilerim, haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Yani 5-11 haftası burçları neler bekliyor? Aralık diyoruz, hemen çekiyorum. Sevgili koçlar, özellikle ateş burcu biriyle yaşayacağınız tartışma iş konumuzla alakalı bizi karanlığa itebilir. Ve bu kişide S ve L harfi varsa dikkatli olmanız gerekiyor. Bulunduğumuz noktada değişim ya da değişimle ilgili bazı karışıklıklara da hazır olmanız lazım. Çünkü başkalarının hareketleri size çok fazla gergin ve huzursuzluk yaratıyor. İlişki konusunda özellikle elim kolum bağlı ve bir türlü bu dengeyi oturtamıyorum diyorsanız 5 Aralık'tan itibaren işin ilişkinizle alakalı noktaları daha rahat bir şekilde çözeceğiz. Özellikle bekar, hiç evlilik yapmayan, hep ilişkileri yarım olan sevgili takipçilerim, üzerinizde eliniz ayağınız çözülsün diye bir erkekten dua yazdırmanızı, bu şekilde enerji ve rızkınızın açılacağını gösterir. Yani her şeyde bir aksilik oluyor. Tam güzel başlıyor, toparlanıyoruz derken hiç olmadık sorunlar yaşıyorsanız bunu yapmanız lazım. İlişkisi ciddi olan ve evlilik planlayan, isminizde F ve E ve C harfi varsa bu dönem karışık evreler bitiyor. Daha rahat, daha mutlu, ruhumuzun birlikte devam edeceği bir enerjiye sahip olacaksınız. Evli çiftler, iletişim, tartışma, özellikle sizde E yoğunlukta ya da H yoğunluktaysa eşinizin karışık karakteri, rahat oluşu sizi fazlasıyla yorgunluğa itiyor. Ve artık bu düzende huzur mu, mutluluk istiyorsunuz ama eşiniz değişmez. Değiştirmeye de çalışmayın. O aynı kalıp. Yani siz artık fedakar olmanız lazım ve çocuklar, düzen, parasal evrede yaşadığınız krizleri biraz daha toparlamak için kendinizi de geliştirmeniz, yarım bıraktığınız süreçleri tamamlamanız lazım diyorum. Özellikle de kendi aile içerisinde yaşadığınız mal, miras tartışmaları ile ilgili size destek olacak bir yapılar olacak. Artık parasal evrenizde de rahatlığa girme. Ev almak ya da evle ilgili anahtarla ilgili kararsızlık, sıkıntı yaşıyorsanız bu 4 hafta içerisinde ev alımı ya da ev değişimi ile ilgili hareketli bir dönemimiz var olacak. Yakın dostumuz S ve İ harfi varsa onun aramızda tartışmalar, kaoslar ve ev düzenimizde kıskançlıklara sebep olacak. Güvendiğiniz insanları çok fazla evin içine sokmayın. Eltiniz ve görümcenizin arasındaki yaşanacak kriz sizi fazlasıyla memnun etse de belli bir süre sonra bu kriz size de olacak. Dikkatli olun diyorum. Çocuk ya da çocukla ilgili karar veren sevgili koçlar için, evet sevgili kadınlar, tedavi olmanız şart. Çocuğu bu şekilde hakim olabilirsiniz. Mutlu kalın, keyifli kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hemen bakıyorum. Özellikle işinizle ilgili kademe değişikliğiniz, güzel bir gülün enerjisi var. Özellikle bulunduğunuz noktada ekip arkadaşlarınızdaki evrede tebrik edileceksiniz. İ ve S ve Ş harfi varsa yerinizde çok güzel bir değişim söz konusu. Eğer ki yurt dışı ve yurt dışı ile bağlantılı işlerde çalışıyorsanız, sizde A harfi ve L harfi varsa iş konumunuzdaki rütbeniz ve seyahatleriniz çok başarılı geçecek ve keyif bulacak diyorum. Özellikle de iş arayanlar hala aynı hatanın içerisinde, aile çevrenize güvendiğiniz için tembellik ruhunuz var. Bir an önce bu güven evresine, özellikle B ve İ harfi varsa ya da N harfi varsa artık cesaret edin. Çünkü bazı olaylar ailenizi de zorlamaya ve ekonomik olarak ailenizin de sıkıntıya girdiğini gösteriyor. Bu ara evlenmeyi planlayan ve ilişkisi kaos olan, özellikle eşinizin ya da sevgilinizin isminde Ç, Y ve G harfi varsa bu ilişki kaostan çıkıp mutlu köklenmeyi, kafanızdaki soru işaretlerinin tam anlamıyla bittiğini gösterecek ve güzel bir anahtara, güzel bir evliliğe doğru ilerleyeceksiniz. Sevgili gençler, kendinize ait noktalarda devamlı bir kırgın, bir barışık arkadaşlarınızı bir gözden geçirin. Özellikle sizde O ve N ve U harfi varsa sizin dengesiz tavırlarınızı bir an önce yumuşatmanız gerekiyor. Dostlukları kaybedeceksiniz. Evli olan ve evliliği ile ilgili mutsuz olan sevgili boğalar için şunu demek istiyorum. Bu evlilik dengeyi, huzuru bulacak. Eşinizin parasal evreleri, yaşadığı krizler yavaş yavaş toparlanacak. Ve kendi aramızdaki yaşadığımız
huzursuzluklar da inandığımız dua ve Rabbimle birlikte şifa bulacaksınız diyorum. Yalnız evliliği gerçekten kötü, artık kader çarkı bana eziyetten başka bir şey yapmıyor ve mutlu olmak istiyorum derseniz eşiniz ve siz hayat boyu aynı kategoride devam edeceksiniz. Yani bu ilişki sözlü tartışmalara, kavgalara ve geçimsizliği had safhada gösteriyor. O yüzden adalet ve mahkeme yolunu tutmanız lazım. Yoksa kendi karanlığınızda hapis hayatınız devam edecek gözüküyor. Görümce ya da aile bağlarıyla alakalı bazı küskünlükler yavaş yavaş toparlanacak. Hatta eşinizin ailesine ait mal konuları ile ilgili eşinizi mağdur etmeyi planlarken eşiniz haklarını alacak. Bir toprak ya da bir arazi üstüne yatırım yapmak istiyorsanız sevgili takipçilerim, kendi aranızdaki altın ya da birçok şeyi de eşinize teslim etmeniz lazım. Onun ekonomik olarak zorluklara gireceği gözüküyor. Değişim dönüşüm, yani sizi rahatsız eden birçok noktada değişim, ama eski ilişkinizi merak ediyorsanız o kırılan kalbi sizi tamir etmek çok zor. Artık bu sayfayı kapatmanız lazım. Sevgili ikizler nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hemen bakıyoruz güzel tay. Boşluk, iş konusunda kader çarkının size gülümsememesi ve yorucu bir haftadan kaynaklı acayip derecede anlayışsız insanlarla iş temposunda olmak ve bu insanların cahil tavrı, işe sanki biliyormuş gibi her şeyin evresini karıştırmalarından çok fazla sıkıldınız. O yüzden bu iş yerindeki yöneticilerinizle artık konuşmanız gerekiyor. Yoksa hak noktasında başkalarının işini yapmak sizin paranıza haksızlık olur, yazık olur diyorum. Yeni iş arıyorsanız ve adaletli noktada hala bulamadıysanız yasal iş problemleriniz çözülmeden iş kapınız yok gözüküyor. Ama parasal anlamda beklenti içerisinde olduğunuz birçok insandan ya da çok güçlü bir paranız varsa Ocak ayına kadar bu paramız hanemize girecek ve hayırlı olacak diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız bu ara parasal konularda yakın dostlarınızdan alacağınız destek işimizin kapısını parasal anlamda güçlendirecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. İlişki konusunda özellikle sevgililere söylüyorum. Geçmişle ilgili konular devamlı açıp açıp hayatınızdaki insanı yıpratıyorsunuz. Doğru bir insanla birliktesiniz. Bence onu yormayı bırakın. Devamlı onu denemekten vazgeçin ve ilişkinize sahip olun. İlişkisi bitmiş ve dönmesini istediğiniz özellikle de Z ve O ve Y harfi varsa bu kişinin hayatında başka bir insan var. Siz kendi ruhunuzu bulacak evreye hakim olmanız lazım. Gereksizce kendi kendinizin ihanetiyle ya da onun yaptığı ihanetle karmaşa içerisinde olursunuz. Evli çiftler arasında çocuklarla ilgili bazı konular bizi yıpratabilir. Onların eğitimi, onların sağlık durumu, eşinizin çocuklarla ilgisiz tavrı sizi tam anlamıyla yorabilir. Hemen bakıyorum, eşiniz sizi ve çocukları seviyor. Bence o da ailesinden ne gördüyse aynısını ailesine yapmaya çalışıyor. Yani siz de ona bu konuda destek olursanız o da bu noktayı rahatlıkla aşabilir diyorum. Evliliği problemli giden çiftlerimizin barışma, aileler arası evreyi toparlama ama yeni taşınmak ya da ailelerin kararıyla yeni bir eve geçmek hanemizin düzenini oturtacak gözüküyor. Özellikle araç fikri olan eşinizle devamlı araç probleminiz varsa bu araç problemi çözülmeye doğru kredi konumuz rahatlıkla çıkacak ve aracımızı arayacağız. Kayınçonuzun eşinizi kullandığını ve ona maddi olarak zararlar verdi ve onun ailesi onu desteklediği için eşim kaosa giriyor diyenler için. Evet haklısınız, burada bir ayrımcılık var ama eşiniz akıllı ve zeki bir adam, sizi mağdur etmiyor. Onun ailesiyle ilgili konuşmayı kapatalım, ilişkimize sahip çıkalım. Sevgili yengeçler nasılsınız? Hemen abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz kanalı büyütmek için. Evet, özellikle aile içerisindeki yaşadığımız bazı karışıklıklar, kavgaya, bu hafta ailenizle aranızdaki bağlarda kavga, tartışma, özellikle anne ve baba arasındaki gergin olaylar bizi yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar onları dengelemeye, o kaosun içine sokmamaya özen gösterin. Yoksa babanız çok sert konuşuyor ve anneniz bu noktada çok kırılıyor diyorum. Özellikle iş konularımızla alakalı toprak burcundan gelecek ve özellikle destekleyecek bir erkek var. Toprak burcu sizin konumunuz için kanatlarınızı, yurt dışı ile alakalı bağlantı ya da devletle alakalı beklenti içerisinde olduğunuz kağıtların imzası atılacak. Hatta iş başvurunuz varsa Oğlak burcu biri sizin deli yörüngenizi iyileştirip o alandaki mülakatınızla ilgili destekçi konuşmalar yaratacak diyorum. Evet, bu ara ev satmaya çalışan ve ev içerisinde mal anlaşmasız
mal anlaşmazlığı yaşayan çiftler için yasal olarak da kendi aranızda da çok sertli konuşmalar çocukları yıpratıyor. Mümkün olduğu kadar ev içerisinde değil, dışarıda avukatınızla ya da yakın güvendiğiniz insanlarla bu olayı çözmeniz lazım. Çocuklarda derin yara oluşacak. Şimdi de eğitimlerine, sosyal hayatına çok fazla sıkıntı yaratabilir. Dikkatli olun. Evliliğinde güven problemi yaşayan ve hala eşime güvenmiyorum, yalan söylüyor, aldatılıyorum diyorsunuz. Bence aldatmadan çok hani sosyal ağlarda yazışmak, konuşmak, enerjisine iyi gelecek hareketler yapıyor. Bu da bir aldatmaktır. Belki bunun verdiği bir rahatlık sizi rahatsız ediyor bilir. O değişmez. Özgürlüklü, çapkın ama kimseyle birlikte olduğu gözükmüyor ama flörtöz bir eşiniz var. Dikkatli olun. Sevgilinizle bir türlü dengeyi kuramayan ve pişmanlık içerisinde olduğunuz ilişkiyi doğruymuş gibi hareket edip hala beklentiye girmek sağlıklı bir bakış açısı değil. Ve siz zaten baba ve erkek kardeşten yaralara hakim bir noktadasınız. Bu ya da anne ve kız kardeşten yaralara hakim bir noktadasınız. Bu ilişkinin size bin pişman, ömür boyu huzursuzluk yapacağını bilmeniz lazım. O yalanlar içerisinde kendi duanızla şifalanmayı istemeyin lütfen. Bir de çocuk ve yeni aşık olanlarda aile, çevre ve yeni oluşum için muhteşem bir ev. Özellikle 22 ve 27 yaş evresinde hayat arkadaşınızı bulma enerjiniz gözüküyor. Yasal ailenize ait toprak, mal konularıyla alakalı noktada da ertelenmeler, unuttuğunuz bir vergi ya da borçlarla ilgili evimize uyarı kağıdı gelebilir ya da ailemizde farklı birinin ceza noktası olabilir. Dikkatli olunuz. Sevgili aslanlar nasılsınız? Abone olmayı unutmayın diyorum. Hemen çekiyorum sevgili aslanlar. Hemen bakalım. Şöyle özellikle bu ara bulunduğumuz alanda şiddetli konuşmalar, ateşli ateşli diyaloglar, yeni gireceğiniz toplantılar, iş gereği gideceğiniz seyahatlerin yönü gerçekten aydınlık. Siz biraz kuruntu yapıyor olabilirsiniz. Bu kuruntu evrenizi üzerinizden çıkartın. Bu işte yeni doğmak, sırtınızdaki yükleri başarıyla çözeceksiniz. Ama bulunduğunuz noktada konum, bakın iki çocuğu bir anda hem kadın hem erkeğe alıyor kart. Her iki tarafta kadın ve erkek iş konularında yaşadığınız krizler, dünyanın yükünü ve esaretteyim diyorsanız artık bu döngü sizin için çok güzel değişim. Alanınızla ilgili çok büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Konum, masanız, yetkiniz, rütbenizle ilgili değişik diyaloglarla karşı karşıya kalacaksınız. Özellikle de devlet ve kendi alanınızdaki yaşanan krizleri düzeltip Rabbimin size sunacağı yeni kitabınızla ilgili ya da yeni hayatınızla ilgili güzel fırsatları kanatlarınızın çok güçleneceğini gösteriyor. Yalnız başkalarının aklıyla dönem dönem hareket edip kendi ışığınıza yani inandığınız kişiler sizi oyuna getirebilir, gereksiz imzalar attırıp size zarar verdirebilir. Kendi ışığınızı boşuna karartmayın diyorum. İlişkiler konusunda mutsuzum, devamlı aynı sözler, aynı karmaşa ve nerede olduğumu bilmiyorum diyenlere bu sayfayı kapatıp yepyeni bir enerjiyle şifalanmanız gerektiği ve o kalbin hani inancı yok, sevilmek, değer görmek size böyle bir aşk var. Geçmişle alakalı noktaların, geçmiş şeytani ilişkiler ve sizi yoran yalancı insanları attığınızda kendi krallığınızda, kendi kraliçeliğinizde daha güzel fırsatları yakalayacaksınız. Evli çiftlerde özellikle erkek çocuğu hakim olan ve bir kız olan hanede yasal mahkemeler yani evimizde haciz ya da icralık ya da evimizin bazı konuları ile ilgili sıkıntı duyacağımız ama bu der ki baba köklerimiz ya da babamız eşimizin babasından gelecek destekle evimizi kurtaracağımız gösterir. Evimizde kız çocuğumuz ve özellikle E ve C harfi hani Ece gibi Esma gibi bu çocuğumuzun yurt dışı planı var ve spora da yatkın sanatçı özelliği var. Bunu desteklemeniz gerekiyor. Boşanma kararı veren sevgili hanımlarıma sesleniyorum, sevgili kadınlar. Evet doğru bir yoldasınız. Kendi içinizdeki yalnızlıkla, kendi kendinize yaşadığınız evliliğin bir çıkmaz olduğunu biliyorsunuz. Ama ailenizden destek göreceksiniz. Ablanızdan, annenizden, kayınvalidenizden ve bu düzeniniz feraha erecek. Endişe etmeyin. Sevgili başaklar abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şöyle diyorum size, işinizle alakalı çok güzel fırsatlar, kurmak istediğiniz iş alanınızla ilgili dört kişiyle yapacağınız anlaşmalar ve çevrenizde devamlı dışarıyla alakalı bağlantı kurduğunuz birçok insandan yol seçimi, yollarla yapacağımız işlerde maddi rahatlık kendimizi parasal anlamda çok güçlendireceğimizi gösteriyor.
bileğinize kırmızı bir bileklik ya da kırmızı bir ip takarsanız der ki gideceğimiz her yolda enerjiyi doğru ve ifadeyi doğru yapacaksınız. Bulunduğunuz noktada değişimler, beklentiniz varsa daha 3 ay gibi bir zamanınız var. Bu hafta bunların altyapısı, iş verdiği stres ve alandaki insanların evresi çok gergin olduğu için şu an şirket ya da yönetim sizinle bir alakası yok. Kendi dünyasıyla alakalı, siz işinize sımsıkı sarılıp yeri kaybetmemeniz gerekiyor. Ailemizin sağlık problemi, ya bu sağlık kartıdır. Özellikle erkeklerle alakalı ve kadınların bacak bölgeleri, varis, damarlarla ilgili sıkıntıları söz konusu olacak. Bu biraz bizim halimizde ürkütü, hani sıkıntılı, gerginlik yaratabilir ve hastanede kalmamız biraz bizi yıpratabilir diyorum. Özellikle çocuklarımızla alakalı zihinsel yorgunluklar, odaklanamama krizleri ve bağıran bir noktada ateş gibi alev saçıyorsunuz. Çocuklarımızı gereksizce yorup onların enerjilerini yıpratıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar sakin evre. Bu da sizin eşinizin sizi devamlı ailesi ve çevresinde beğenilmeme, değer görmemeden kaynaklı ve kendi hayatınızı kendi kendinize ziyan ediyorsunuz. Değişik kurslar, enerjinizi yükseltecek hobiler edinirseniz ve ev enerjinizi değiştirirseniz buradaki yaşanan kaos, tartışma bitip yerine daha enerjik bir nokta hakimiyeti kuracak. Kocanız ya da eşinizin sizi aldattığı ile ilgili şüpheleriniz var. Devamlı aldatılıyorum, ilgisizim, yatak hayatımız ayrı. Biz eskiden birbirimizi çok seviyorduk. Neden böyle şeyler diyorsanız, anahtarın borç ve gerginliklerle alakalı ve baskılardan kaynaklı soğutulma evreniz var. Bol bol evinize karınca duası ve Yasin okuyarak rızkınızı arttırabilirsiniz. Sevgilisinden ayrılanlar, iyi ki ayrılmışsınız. Zaten gereksizdi. Seni istemiyordu, seni kullanıyordu. Ama yeni kalp istiyorsanız yeni kalbe hazır olarak gözüküyorsunuz. Yeter ki siz geçmişle ilgili yaşamayı bırakırsanız, bir de parasal harcamalarımızı daha kontrollü yapmamız lazım. Kendi kendinize zarar görüyorsunuz. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet, özellikle şunu demek istiyorum. Yasal, hukuki, baba, abi, kardeş, kız kardeş arasında ceza mahkemeleriniz ya da uzun süredir cezaevinde kim varsa kendi özgürlüğüne ya da burada krizli noktalar neyse, eşiniz de olabilir, kayınçonuz, kardeşiniz de olabilir, artık özgür kanatlı evresinde ispatlanacak ve rahata erecek gözüküyor. Ama iş konularıyla ilgili son 5 haftadır yaşadığınız kriz, kendi dengenizdeki huzursuzluklar, işten çıkma kaosları ve çıkartılma durumlarınız olabilir. Bu hafta çok dikkatli olun. Alternatif iş bekleyenler için 2 hafta içerisinde doğru kapı, doğru kitap gibi okuyacağınız, önü ferah, aydınlık, feraha ereceğiniz iş alanınız var. Özellikle sizde M ve A ve S ya da Ş harfi varsa güzel kapının anlaşması ve burası der ki yurt dışı ile alakalı Almanya, Avusturya, Amerika ile alakalı iş bağlantılarla ilgili çok güzel ferahlık var. Ve mesela Tarkan ya da Hakan anla biten birinden de sıkıntılı bir haber alabilirsiniz. Ama sonu sizin için iş konusunda başarılı ve aydınlık. Bu arada kadınlarla içerisinde yaşadığınız iş konusunda kadınlardan kaynaklı sıkıntılar ve bu sıkıntılara destek verirseniz onlar da sizin iş hayatınıza zarar vermeden olayı çözecek diyorum. Aşk konusunda ruhumu bulamıyorum, kendi içimde çok karanlıktayım, ölene kadar bekar mıyım diyenler için bu hafta tanıştırılmalar, diyaloglar söz konusu olacak ve bu enerjide doğru insanı tanı, kaçma, cesaretin yok ve bu konuda cesaretlen. Geçmiş ilişkisini bekleyenler geri dönüşler söz konusu olacak ama aynı ihanetle yargılanıp aynı döngüde aynı hesabı tek tek yaşayacaksınız. O yüzden geçmişi bırakın. Evli olan kader çarkınızda güzel cesaret, birlikte gideceğiniz seyahatler, hatta çocuklarla ilgili birlikte yapmak istediğiniz alanlar için doğru bir hafta. Onları anlayacağız. Eşimizle aramızdaki soğukluk ve seks hayatımız ya da özel hayatımızdaki terslikler bitecek. Ya da ilişkimizle ilgili yaşadığımız kaoslar daha rahata ve ailedeki geçimsizlik dönemi kabul etmeyi ve evliliğimizi dua ile kabul ettirmeyi öğretecek. Bol bol dua okuyarak evimizdeki ve ilişkimizdeki nazarı ve aramızda devamlı gidip gelen bir adamı hayatımıza tekrar döndürebiliriz ya da kadını tekrar hayatımıza döndürebiliriz. Yalnız kız kardeşinizin ya da erkek kardeşinizin sağlık problemleri biraz stresli olabilir. Biraz aile bununla alakalı bir noktada. Bir de bir doğum evresi sıkıntılı olabilir bu hafta. Dikkatli olunuz.
Sevgili akrepler nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz güzel takipçilerim. Birlikte büyüyeceğiz. Kanalımızı keşfete düşüreceğiz inşallah. Evet sevgili akrepler, ölüm kederi, nefes alamayız. Her şey bizim üstümüze gelir ya. Bu hafta hiçbir şey yapmak istemeyiz. Yani günü kovalarız. Ya bugün de bitti çok şükür, yarın da. Bu hafta böyle sanki sizin istediğiniz gibi değil de sizin ruhunuzun değişip dönüşmesiyle alakalı noktada işe konsantre olamama, alandaki insanlardan rahatsız olma ve onların davranışlarıyla alakalı noktada huzursuz olduğunuzu gösteriyor. Mümkün olduğu kadar bu hafta birkaç günlük izin alarak enerjimizi düzeltebiliriz. Fakat güvendiğiniz bir dostunuzun size yalanıyla karşı karşıya geleceksiniz. Özellikle bunda P harfi, G ve Y harfi varsa gerçekten sizin aklınızda iftiralar ediyor. Özellikle toprak burcu olabilir. Dikkat etmenizi öneriyorum. Evet, para konusunda ailenizin size sunacağı çok güzel bir para var. Bu konuda rahatlığınız, ödemeleriniz, sıkıntılarınızla alakalı noktada destek alacaksınız. Babanız ya da annenizin birikmiş bir parasını bir kredi borcunuz için ödeyeceksiniz diyorum. Ailemizde özellikle gereksiz para harcayan, bağımlılığı olan erkek kardeşimiz ya da çocuğumuzun bir an önce tedaviye ihtiyacı var. Yoksa bu hane, bu para krizleri yüzünden büyük sıkıntılara düşebilir. Kardeşler arasında uzun süredir yaşadığınız sorunlar yavaş yavaş düzelmiş gibi gözükse de hep aynı günahı çağırırız ya, hep aynı dedikoduyu yapıyorsunuz. Bir türlü aile bağlarınızı bu konuda toparlayamadınız. Anne özlemi ya da büyük kadınlarla ilgili özlem dönemimiz bitecek. Kendimiz bu döngüyü, bu evreyi rahat bir şekilde kabul edeceğiz. Evli çiftlerde kesinlikle ve kesinlikle araç anahtarı ile ilgili sorunlar ve ev, aile çevresi, yakın bulunduğunuz noktalardaki var olan laflar eşinizi ve sizi yıpratıyor. Artık kendi alanınızı kurmak istiyorsunuz ama şu an bunun için uygun bir zaman değil, daha vakti var. Yeni aşık olacak ya da yeni evlilik yapacaklara huzurlu ve bereketli bir döngü ve şöyle söyleyeyim, gerçekten 4. katta ya da 4 numara bir ev baktıysanız burası sizin için hayır ve aydınlık olarak gözüküyor. Yalnız eşlerinden memnun olmayan erkeklere sesleniyorum. Eşiniz sizin bu kadar gergin olduğunuzu hayatına alırken bilmedi. Evlilikte çok gergin ve anlamsız da tartışma çıkartıyorsun. Biraz ona yardım etmeni öneriyorum. Özellikle de sevgili gençler, kafanız bunalık, dağınık bir noktadasınız. Biraz odaklanmanız gerekiyor. Hoşçakalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet, adaletli, iş konusunda adaletli bir dönemin başlangıç evresi. Özellikle kendi içinizde yargılı olduğunuz konumuz, mertebeniz, haksız olduğunuz noktalarda güneş gibi aydınlığa kavuşup Rabbimin size yaratacağı yeni iş fırsatları ve konumunuzla alakalı güzel bir rahatlığınız söz konusu olacak. Mesela Yasemin, Yakup, Yunus, Y harfiyle başlıyorsanız ya da işiniz Y hakimiyeti ise çok güzel anlaşmalara hakim olacak gözüküyor. Özellikle de uzun süredir iş bekleyen ve hala iş konusuyla ilgili çözüm yaratamayan, isminizde A ve Z ve L ya da K harfi varsa güzel bir iş kapısının aydınlanması bu 7 hafta içerisinde gerçekleşecek. Hayırlı olsun diyorum. İlişkiler konusunda bir türlü kendi hayatımı, kendi dengenimi, kendi insanımı bulamadım. Bir türlü bu nokta bana uğurlu değil diyorsanız gerçekten yıldızınız ve ruhunuzu parlayacak. Özellikle de isminde K ile başlayabilir ya da onun K hakimiyeti baskın olabilir. Böyle bir insanla aşk enerjiniz ve tebrikler T harfi ve E harfi de olabilir diyor. Böyle bir insanla güzel yol alacağınız gözüküyor. Evet, yeni anlaşmalı işler için ve kendi kurmak istediğiniz kapılar için yurt dışı bağlantısı ya da devlet bağlantısı ile ilgili mücadele ediyorsanız bu konuda büyük bir rahatlık ve fırsat yaratacak. Özellikle ikizler burcu, yani ikizler terazi burcu ya da kova burcundan alacağınız destek sizin birçok nolda hata değil artık yollarınızın açılacağı gözüküyor. İlişki isteyen ve bir türlü karşımdaki insanın duygularını bilmiyorum diyorsanız kişi maskesini indirecek, sizinle doğru diyalog yapacak ve oluşması gereken ilişkimizin adını koymaya, hayat arkadaşları dediğimiz dengede var olacağız. Evliliği sıkıntı olan ve bir türlü alyansı toparlayamayan sevgili takipçilerim için özellikle D harfiyle başlıyorsanız ve D baskın harfiniz ise bu ilişki duanızla kurtulacak, sabrınızla kurtulacak diyorum. Ama evliliği kötü gider.
edenlerde yol ayrımı, hane ayrımı ve 4 ay içerisinde ev ve haklarla ilgili noktada bir başvuru evreniz söz konusu olacak. Ailemizde yasal problem yaşayan ya da sorun yaşayan kayınçonuz ya da eşinizin tarafındaki ya da sizin kendi kardeşinizin eşi tarafında bazı uygunsuz olaylar olabilir. Biraz dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Savunamayabilirsiniz. Böyle bir hüzün evreniz olabilir. Dikkatli olun diyorum. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İş yeriniz taşınacak. Ya bu bir hafta ya da iki hafta içerisinde yeni bir anahtar, yeni oluşum ve bu oluşumla birlikte sizin de yerinizdeki yalanlar, hikayeler bitmiş. Kalbiniz sakin ve sessizliğe bürünmüş olacak. Özellikle R harfi varsa, İ ve N ve E harfi varsa gideceğiniz iş, yapacağınız alanda gerçekten büyüme, rahatlama, yol kapılarınızın büyük bir aydınlıkla kavuşup nefes alacağınız bir döngüye geçişiniz var. Yalnız yurt dışına iş gereği gideceğiniz seyahatlerde uzun soluklu evrelerimiz olabilir. Ama oradaki süreç gerçekten deriz ya, deve yüküyle parayla geldim. Uzun soluklu gidişiniz. Buraya döndüğünüzde ev alma hayaliniz var. Allah bu evrenize aydınlığa kavuşacak. Eğer ki eşiniz uzun yol şoförü ya da uzun yollarla bağlantılı iş yapıyorsa siz şimdiden evinizin anahtarına bakın. Eşiniz güzel bir ev anahtarı arayışında gözüküyor. Evet, evliliği ters giden ve huzursuz olanlarda şu an düzelme, enerjinizin toparlanması. Özellikle eşiniz annesine gittiyse, evi terk ettiyse tıpış tıpış geri gelme, sevgiyi anlıyor, aile düzenini anlıyor ve bu ilişkiyi kurtarmak istiyor. Yeter ki siz onu kendi içinizde şifalandırın, köklendirin ve ilişkinize sahip çıkın gösteriyor. Özellikle de çocukla ilgili beklentisi ya da tedavilerle ilgili sonuç alamayan sevgili takipçilerim için kaderinizde hayırlı bir evlat enerjiniz var. Tekrar tedavi evresine girdiğinizde Rabbim size kafanızdaki soru işareti doğumla sizi ödüllendirecek gözüküyor. Yalnız şöyle söyleyeceğim, bu ara misafirlerimiz, gelenimiz, gidenimiz hiç bitmeyebilir. Bu yüzden yorgun ve halsiz psikolojik olarak kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. Evinizi sirkeli suyla, tuzlu suyla ya da bambu alarak evinizi kodlayarak enerjinizin rızkını arttırabilirsiniz. Bir de gün temponuz var. Hani güne gitmek, altın günlerine katılma enerjiniz gözüküyor. Özellikle de sevgilisi olmayan ve hiç ilişki yaşayamayanlar için meditasyon ve özellikle sevgili gençler, kendi içinizdeki ilişkilerinizden yıprandıysanız artık kendi karanlığınızdan çıkın, kendinize sarılın ve yeni kapılara hareket etmeniz ve yarım bıraktığınız eğitimleri görmeniz gerekiyor. Yoksa ileride bunlar sizin için büyük sıkıntı diyorum. Sevgili kovalar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. İki hafta ya da iki gün içerisinde bulunduğunuz masada değişim, maaşınızla ilgili konuşmak istediğiniz noktalarda aydınlık, kalbinizdeki duanın ekmeğini yiyeceksiniz ve bu sizin artık vakti ve zamanı gelen haklarınızı yavaş yavaş geri almaya. Özellikle yöneticiniz kadın olabilir, bunda İ ve G ya da hani Gülnar, bu tarz isimler varsa elinizin kolunun bağlılığı bitmiş olacak ve iş yerinizdeki anlaşmazlıklar bitip büyük bir rahatlığa ereceksiniz. Özellikle toprak burcu birinin sağlık problemleriyle kaynaklı noktada biraz sıkıntı ve hüzün yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Bir de sizin bağırsak enfeksiyonlarınız ya da rahimle alakalı sıkıntılarınız olabilir. Güzel takipçilerim, küçük bir operasyon gündemimiz var. Dikkatli olun. Eğer ki hanemiz 3. ya da 6. ya da 7. kattaysa burayla ilgili satış gerçekleşmiş olacak. Mecbur ev arayabilirsiniz. Bu konular biraz sizin canınızı sıksa da köklü ve güzel bir anahtara geçişiniz var gözüküyor. Eski ilişkinizle ilgili merak ettiğiniz konular bu geri geliyor ve tekrar evlilik ve gelecek planı ve huzursuzluklar bitmiş olacak. Eğer ki uzun süredir aşksızsanız Rabbim sizi doyuracak. Nar bereketi, aydınlanma bereketiniz var. Hayırlı kısmetleriniz de var diyorum. Eşiniz cezaevi ya da yasal sorunlar yaşıyorsa özgürlüğüne kavuşmak için yasal haklarını kullanacak ve özgürlüğüne kavuşacak. Yalnız eşinizin ve sizin aranızdaki bazı karışıklıklar, ihanetler artık rahatlığa girecek ve birbirimizi affedip bu ilişkiye tekrar en iyi şekilde sahip çıkacağız. Bu da çocuklarınızın babaları ya da size düşkün olmasından kaynaklı geri adım yerine ileri adım atarak ilişkiyi kurtaracaksınız. Mecburi evinizi taşıyabilir, farklı bir şehre gitmek isteyen güzel takipçilerim için
Yolculuk için daha bir 5 yılınız var. Hayaller yapın ama toprağınızı satın alacaksınız. Ona göre kafanızdaki evin inşaatını, kafanızdaki değişimi tadacak gözüküyorsunuz. Ufak tefek aile büyüklerimizle tartışmalarınız var ve onlar arasındaki tartışmalarda haksızlığa düşebilirsiniz. İnat etmeyi bırakın, haklısınız diyerek olayı toparlayın. Özellikle de eşinizin kardeş ya da büyük halaları ya da amcalar arasındaki yaşanacak kriz, siz de olaya dahil olacaksınız. Siz kim oluyorsunuz lafını duymak istemiyorsanız karışmayın istiyorum. Hoşça kalın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hemen çekiyorum. İhanet, yalan ve iş yerinizdeki insanların size sahteliğini, sizi son 3 haftadır yanlışlara teşvik ettiğini, dosyalarınız, evraklarınız, konuşma evrelerinizdeki yaşadığınız krizlerin hepsini o insanların yaptığını anlayacaksınız. Ve üst düzey kurumunuz ya da yöneticileriniz ve ekip arkadaşlarımızla bunu konuşup bu problemini çözmediğiniz takdirde işte iftiraya uğrayabilir, sizi farklı noktada suçlama yapabilirler. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Yeni işe girmek isteyenler için evet, doğum yani bir hafta ya da bir ay içi ya da bir gün içerisindeki anlaşacağınız iş kapısı size uzun soluklu kalıcı bir iş sistemini, hatta deliliğinizin bittiği, huzurlu ve mutlu olacağınız, kadın ve erkeklerin çok yoğun olacağı bir alanda başarıya doğru gideceksiniz ve aydınlanma. Yeni iş bekleyenler için kalbinizdeki duayı devam edin. Hani burada bir oluşum, bir çağırmalar, bir görüşmeler söz konusu olacak ve bu görüşmeler sizin için ılımlı hareket edeceğini gösteriyor. Özellikle de sizde S, C ve U harfi ya da Ö harfi, Ü harfi varsa bu konuda hak ettiğiniz başarı ve aydınlanma var. Yalnız eşiniz size mahkeme açabilir. Yalan söylediğiniz için bazı karışıklıklar ve bazı evrakları açığa çıkartabilir. Burada eşinizle aranızda çok ciddi bir tartışma söz konusu gözüküyor. Bu ara ayrılık kararı verenler gerçekten yol ayrımı ve mutsuz olduğunuzla ilgili net karar. Hayatınızdaki kişi Oya gibi ya da şöyle söyleyeyim, Haldun gibi ya da Kemal gibi bu harflerde biri varsa gerçekten artık bu ilişkinin sizin için değişmeyeceğini, hayatınızı boşuna yıllarınızı kaybettiğinizin kararı verip farklı bir alanın mührünü ve geçmişi hapsedip yeni bir başlangıç yapacaksınız. Evet, yeni evlenmeyi düşünenler 5 ay sonra bu evlilik enerjiniz daha yoğun. Şu an düşünüyorsanız aksilikler olacak. Dikkatli olmanızı istiyorum. Evet, size güzellikler var, aşk var ama araba anahtarı ya da araçla ilgili yaşadığınız bir kazada haksızlığa uğradıysanız ya da bir konuda, para konusunda haksızlığa uğradıysanız kaderiniz bu noktada sizin haklı olacağınız 2023 yılını gösteriyor ve tüm hakları alarak maddi ve manevi tazminat yapacağınız gözüküyor. Babanızın mal konusuyla ilgili kardeşleri arasında çok büyük krizler var ve amca ya da halalar arasında kırgınlık, dedikodular ve kötü enerji sizin hanenizde yapılacak. O yüzden kardeş ve baba ve anne hanemizde ya da işte evliyse çocuklarınız onların hanesinde karışıklıklar olabilir. Ya da üniversiteye gidecek evladınızın dağınık noktası olabilir ya da küçük çocuklarınız agresif ve sinirli olabilir. Evinize Bakara suresi her gün 7 gün boyunca açın, aydınlanın diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.